İşte analiz programı olarak TSE gruba konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Murat Altınkaya Bey var. Murat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Murat Altınkaya, büyük kurumsal firmalarda, akaryakıt firmalarında, gıda firmalarında, Türkiye genelinde üst düzey yöneticilikler yapmış ve 2005 yılından beri de profesyonel bina tesis yönetimi alanında faaliyetler sürdüren şirketiyle beraber bu sektörde iyileri ve güzel şeyleri yapmaya çalışan biridir. Aslen İzmirliyim ki oğlum var ve 23 yıl, 24 yıllık da bir evliliğe sahibim. Durum bu. Firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Esasında geçmişte profesyonel olarak çalıştığım şirketlerde satış, pazarlama, ikmal, yatırım alanlarında çalışmaktaydım. Daha sonra malumunuz Türkiye'de herkes gibi ben de bir sitede oturuyorum ve baktığım zaman sitede sorunlar olduğunu, bu sorunlara müdahil olmamız gerektiğini görünce bir şekilde o site yönetimine dahil olup 2005 yılında arkasından da mevcut işlerimi, mevcut kendi kurduğum şirketlerimi dönüştürerek profesyonel yönetim içerisine girdim. Türkiye'deki durum dünya pazarına göre %20'lerde, %30'larda benim değerlendirmeme göre. Ama her geçen gün büyük komplekslerin açılması, sitelerin, tesislerin, plazaların, hastane, AVM ve okul gibi büyük binaların açılması, üretilmesi nedeniyle profesyonel bir gözle mutlaka bakılması ve yönetilmesi gerektiği ihtiyacından sektörümüz her geçen gün büyüyerek ileriye gitmektedir. Murat Bey, bina yönetimi nedir? Dünyadaki adıyla Facility Management, Türkiye'deki kavramları değerlendirdiğimizde tesis yönetimi, profesyonel apartman bina yönetimi. Biz burada malumunuz komplekslerin, yani site olabilir, AVM olabilir, hastane olabilir, bir plaza olabilir. Buradaki güvenlik hizmetlerini, temizlik hizmetlerini, teknik bakım işletme hizmetlerini, konsiyaj hizmetlerini ve inovatif yaklaşım gerektiren birçok üniteyi yöneten, bunları tek bir çatı altında toplayarak senkronize edip burada yaşayan, kullanan ve oturanların konfor değerlerini yükselten bir yapıyız. Pozisyonumuz bu. Hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Şirketimiz 2006 yılından bu yana hizmetleri verirken şu anda ağırlıklı İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya yapı olarak değerlendirdiğimizde Kocaeli'nde faaliyetlerimiz var. Ağırlığımız İstanbul'da. Bunun dışında yurt dışında şirketlerimiz var. Ukrayna'da kurulu bir tesis yönetim şirketimiz, Montenegro Karadağ'da kurulu bir tesis yönetim şirketimiz var. Buralarda da son 2,5-3 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Avrupa Birliği'ne girmeleri çok yakın olan ülkeler ve Türkiye'den yatırım yapmaya giden, inşaat üretimi yapan, imalat yapan birçok firma olması hasebiyle de bizim için kuvvetli bir pazar. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Türkiye'deki faaliyetlerimizde ortalama 3000'e yakın çalışanımız var. Bunun %80'i, %90'ı mavi yakalı tabir ettiğimiz güvenlik personeli, temizlik personeli, teknik personel ve konsiyerj personelinden oluşuyor. Burada değerlendirirken bütün personelin tamamının topyekün yönettiğimiz tabii ki merkez kadrolarımız ve yönetici kadrolarımız var. Yerinde yönetime inanıyoruz. Ağırlıklı olarak sektörümüzün insan kaynağını asker kökenli, idari işler kökenli, satın alma kökenli yöneticiler oluşturuyor. Bizim birinci önceliğimiz aile babası, aile annesi olması. İkinci önceliğimiz de mevcut bugüne kadarki tecrübelerinin sektörümüze uyarlanabilir çerçevede olan personelleri tercih ediyoruz. Burada askerler ön sıralarda, özellikle bayan yöneticilerimiz arkadan takip eder pozisyonda. Tabii ki sadece gelmiş oldukları sektörün tecrübeleri veya backgroundları bu sektörle birleşmeye yeterli değil. Şirket know-how'umuzu, bu alanda geçirmiş olduğumuz 14 yıllık, 15 yıllık tecrübeyi kendileriyle mutlaka birleştirmemiz gerekiyor. Ve bizim şirketimizde yönetici olmak noktasında da dışarıdan hazır kariyer sitelerinden çağırıp yönetici yapmıyoruz. Mutlaka şirketin belli kademelerinde çalıştıktan sonra yönetici etmeye uğraşıyoruz. Bu anlamda da yerinde yöneticiler, proje yöneticilerimiz, operasyon yöneticilerimiz,
tesis yönetimleri, muhasebe yöneticilerimiz, İK bordrolama eğitim yöneticilerimiz şeklinde departmanlar dahilinde yöneticilerimizi sınıflandırıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle şuradan bahsetmek lazım. Türkiye'de pazar dünya pazarına göre %20'lerde. Bunun belli sebepleri var. Malum 634 sayılı kat mülkiyeti kanunumuzun ve kopyalanmış yönetim planlarının getirdiği karmaşıklıklar nedeniyle projelerin karma projeler olması ve mevcut kanun ve yönetim planlarıyla zor yönetilebilir olmasından kaynaklı noksanlıklar var. Ama bütün bunları tecrübeyle aşmak, her noktayı butik olarak tanımlayıp yönetmek, tek elden bütün hizmetleri sağlamak bizim işimiz. Pazarın Türkiye'de büyüyeceğini, şu an 30 milyon, bakın altını çizerek söylüyorum, 30 milyon hiç profesyonel yönetimle tanışmamış, 10 ile 100 daire arası ortalama binanın olduğunu söyleyebilirim. Her yerde 1000 daire, 2000 daire yok, her yer İstanbul değil. Ama tüm Türkiye'de 10 ile 100 daire arası 30 milyon bina var. Bu çok büyük bir pazar. Ve sektörümüzde 3500'e yakın şirket var. Bunların ağırlıklı ortalaması güvenlik şirketi. 2 ya da 3 tane tesis yönetimleri derneği var. Bunların ağırlıklı ortalamasına baktığınızda yönetim bacağını temsil eden dernekler değiller. Dolayısıyla bu anlamda pazarın, Türkiye pazarının çok gelişeceğini, çok büyüyeceğini net olarak görüyoruz. Biz şu anda Türkiye bacağında özellikle İzmir ve Bursa'da bir miktar daha büyümeye, bu büyümeyi de Türkiye'nin büyüme yüzdesiyle orantılı tutmaya planımız var 2020 için. 2020'de şu anda Kıbrıs pazarına girmek üzereyiz. Üçüncü yurt dışı şirketimizi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yurt içi ve yurt dışını dengeli tutarak büyüme hedeflerimizi Türkiye'nin büyümesine paralel ilerletiyoruz. Bu yıl çok fazla dış yatırımcıdan teklifler aldık. Katar'dan, Kanada'dan ve Hollanda'dan bizi ziyaret eden kardeş şirketler var. Türkiye pazarına girmek istiyorlar. Onlardan aldığımız bilgiler bizdeki bilgilerden çok daha ileride, bizi çok daha iyi analiz etmişler. Dolayısıyla bu pazarın büyüklüğünden mutlaka yabancı şirketler fayda sağlamak, pastadan pay almak istiyorlar. İştahları gayet iyi ama aşamadıkları şey Türkiye'deki kanun ve mevzuatlar. Bu mevzuatlar ve bizim iş tecrübelerimizle anlaşmalar biraz uzun sürüyor. Sektörünüzdeki sıkıntılardan bahseder misiniz? 14 yılı aşkın süredir profesyonel bina yönetim işi yapan bir firmanın başındayım. Öncesinde de uluslararası akaryakıt ticareti yapan, uluslararası gıda ticareti yapan firmalarda aslında Türkiye'deki hemen hemen bütün hukuki alanları test etmiş ve değerlendirmiş durumda bir insanım. Gelin görün ki 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun çıktığı tarih 1972 yıllar. 5 kat 10 daire apartmanların bulunduğu bir zemine bir kanun çıkartılmış. 2015'te toplu yapı yönetmeliği adı altında bir yama tamamlanmış. Yeni binalara, yeni sistemlere göre bir ilave yapılmış ama kanun ve yönetmeliğin toplamı yine ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Çünkü kompleks yapılar oluştu. Kanunda tarif edilmeyen, yönetmeliklerde tarif edilmeyen durumlar var. Bir örnek vereceğim. Bu tip binalarda küçük evcil hayvan beslemeyle alakalı bir konu büyük bir kanayan yaradır. Kanunda tanımlanması hayır şeklindedir. Ama güncelde insanlar kadar hayvanların da hakları savunuluyor ve onlar artık bizim can dostlarımız. Böyle yerlerde yaşaması, bu binalarda yaşamaması mümkün değil ama yaşamasını tanımlayan hiçbir ifade yok. Sevenler, sevmeyenler büyük problemlerle karşı karşıya geliyorlar. En küçük örneklerinden birisi bu. Bunun dışında karşılaşılan konular, ortak alanlar, ortak alanlardaki ticari üniteler, kat mülkiyeti kanununda tariflenen komşuluk hakları, kat mülkiyeti kanununda tarif edilen diğer ögelerin hiçbirisi tamamen şu anki yaşam alanlarını maalesef örtmüyor, karşılamıyor ve sorunlara çözüm mahkemelere taşınıyor. Şu anda bakın adalet saraylarında belki icra davaları çok yoğun, efendim karşılıklı hukuki davalar çok yoğun ama apartman, site, bina yönetimlerinin davaları da bir o kadar fazla. Bu arada yine bizim 68'e 1 tabir ettiğimiz icra iflas kanununa da tabiiz biz. Burada tahakkuk ettirmiş olduğumuz aidatların veya yatırım bütçesi katılım paylarının tahsilatlarıyla ilgili karşılaştığımız problemlerde
bu kanunun kat'i maddeleri olmasına rağmen yine problemlerle karşılaşıyoruz. Esnek durumlar var. İtirazlar, itirazın iptali davaları gibi süreçler. Müessesesi olmayan, kar müessesesi olmayan sitelerin, binaların, plazaların bütçelerini çok zor durumda bırakıyor. Bunu aslında ayrı belki detaylandırıp uzun uzadıya konuşmak lazım. Dernekler şu anda bu konuyla ilgili çalışıyor. Bu konuyla ilgili uzmanlaşmış hukuk büroları oluşmasına rağmen kanun koyucunun bize çizmiş olduğu çerçevelerde soruna çözüm bulamıyoruz. TSE grubu diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Kanunda esasında 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yönetici, profesyonel yönetim tanımları var. Bu tanımlar dahilinde tüm sektör temsilcileri görevlerini yerine getiriyorlar ve binaların bütçelerini yönetiyorlar. Bütçeleri yönetirken de servisleri tabii ki hayata geçiriyorlar. Güvenlik, temizlik, konsiyaj dediğimiz servisleri. Burada biz TSE olarak bir farklılık adletmek adına bir site bina yönetim programı, opsiyon programını çok detaylı kullanıyoruz. Ürettiğimiz özel raporlar var. Yine opsiyonu sadece Türkiye'de değil, hem Ukrayna'da hem Montenegro'da kullanıyoruz. Buraların dillerine çevrilmiş haliyle değerlendiriyoruz. Bunun dışında inovatif birçok faaliyetimiz var. Konsiyaj faaliyetlerimiz, kargo muhaberat faaliyetlerimiz. Kapıyı Tıklat adıyla üretmiş olduğumuz bir mobil uygulama var. Bu mobil uygulamanın sayesinde komşuluk ilişkilerini geliştiriyoruz. Buraların bir site sakinleri tarafından diyalog ve ilişki kurulabilir alanlar olmasını, birbirleriyle eşya alışverişi, tedarikçilerle tanışma, buluşma, indirimler alma alanları şeklinde üreterek hem siteye gelir sağlıyoruz hem de site sakinlerinin faydalı bir ilişki ortamı üretip birbirlerini daha fazla tanımasını, eski dönemdeki yüz komşuluğu sanal ortamdan başlatıp tekrar ortaya koymayı planlıyoruz. Burada en önemli düşüncemiz şu, toplumda artık bir sigorta kalmadı. Eskiden oturduğumuz küçük mahallelerde, köylerde, kasabalarda, hatta illerde insanlar birbirini tanırdı. Ve bu tanışmışlığın getirdiği bir sigorta vardı. Yüz yüze baktığınız için kimse birbiriyle kötü konuşmaz, kötü bir iletişim kurmaz, yardıma ihtiyacı olanı hemen sarar sarmalarlardı. Günümüz metropol yaşantısında bu yok. Kapıyı Tıklat işte bu inovatif yaklaşımla bu sanalda birleşmeyi, hepimizin merakı olan sanal ortamdaki birleşmeyi, tanışmayı, konuşmayı, komşuluk ilişkilerini arttırıp bunu tekrar fiziki komşuluğa dönüştürmeyi planlıyor. Bu bir sosyal sorumluluk aynı zamanda bizim için. Buradan sağladığımız bu toplum sigortasıyla daha iyi ilişkileri olan, birbirleriyle daha iyi görüşebilen insanlardan hareketle biz de yönetim faaliyetlerimizi, katı gelen bir takım kuralları daha yumuşatarak uygulama arzusundayız. Tüm bunların dışında bankamatik, ATM, damacana su servisleri gibi bir takım inovatif servislerimiz var. Bunlar da yine siteye gelir getiren, siteye para kazandıran bir yapı içerisinde. Dolayısıyla sorunun başına dönecek olursak biz belki diğer faaliyet gösteren kurumlardan farklı olarak yönetimin altındaki ihtiyaç olan güvenlik, temizlik, teknik bakım işletme servisleri dışında binanın ihtiyacı olan, tesisin ihtiyacı olan tüm inovatif işlerin de yönetimini yapar durumdayız. Bu anlamda yerinde yönetim yapıyoruz. Merkeziyetçi bir yönetimimiz yok. Bu kadar büyük bir arenada zaten yerinde yönetim yaptığımız için başarılıyız. Yoksa merkezden yönetelim deseydik bu mümkün değildi. Bu anlamda da yönetim kurullarımızın bizlere olan inancı, bizlerle ilişkileri ve bizlerin üretmiş olduğu faaliyetlerde interaktif uygulamalarımız bizi diğer bu işi yapan firmaları, rakiplerimiz de diyebiliriz, göre bizi ileriye taşıyan en önemli butik faktörler. Ayrıca Türkiye'de sadece büyük tesisler yok. 10 daireden başlayan apartmanlar, 20, 30, 50, 100 daireye kadar birçok bina, tesis var, plaza var, iş merkezi var. Hepsinin profesyonel yönetime ihtiyacı var. Biz burada farklılıklarımız arasında binadaki, tesisteki bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun standart bir know-how uyguluyoruz. Bütün teknolojimizi, bütün içerideki standart hizmet akışımızı her binanın butik özelliklerine göre değerlendirerek fayda, fark, konfor ve farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Bunları tüm müşteri adaylarımızın değerlendirmesini rica ediyoruz.
bina ve apartman sakinleri bina yönetimini seçerken hangi kriterlere dikkat etmeliler? Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Türkiye pazarı çok ciddi ilerliyor. Maalesef sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların hepsi çok değerli, çok güzeldi ama yeterlilikleri ve yetkinliklerini takip eden bir kurum veya bir yeterlilik mekanizması yok. Örneğin sermaye açısından, örneğin geçmişi ve tecrübeleri açısından, referansları açısından değerlendirmekte fayda var. Bir de şu kısmı çok önemli. Türkiye'de birçok KOBİ var. Baktığınızda yıllık 500 bin TL, 1 milyon TL cirosu olan KOBİ'ler var, şirket. Ama bahsettiğimiz tesisler ortalama, İstanbul özelinde konuşuyorum, 5 trilyon, 7 trilyon bütçeleri olan tesislerden bahsediyoruz. Bu bütçeleri yönetebilecek firmaların varlığını iyi test etmeleri gerekiyor. Yani ben tesis yönetim firmasıyım, profesyonel yönetim firmasıyım. Evet, geçmişte kaç liralık bütçe yönettiği önemli bir kriter. Firmanın kaç yıllık olduğu, firmanın organizasyon şeması, sermayesi artı yönetmiş olduğu bütçelerin bugünkü durumu. Siz 15 trilyonluk bir bütçe yönetebilirsiniz, bir tesis bütçesidir ki var, bizim bünyemizde de var, 15 trilyon, 20 trilyon bütçesi olan yerler var. Burada bütçenin kullanılabilirliği, bütçenin nihayete ermesi sürecini yapıp yapamadığı da çok önemli. Örnek, bu bütçeler kar bütçesi değildir. Yani 100 lira bütçe yaptığınızda sene sonu artı eksi %3 sapma olur. Eğer bu sapmalar çok artı yöndeyse problem, çok eksi yöndeyse problemdir. İnsanlardan ya fazla para topladınız ya da eksik para topladınız. Dolayısıyla bizim işimizi yapan şirketlerin aynı zamanda çok iyi bir bütçe yapıcısı olması lazım. Bu kriterlere hakim olması lazım. Kriterler nedir? Teknik hacimler, buraların bakım sözleşmeleri, buraların ekonomik değer farklılıkları, artı mali değerler, artı enerji giderleriyle alakalı enerji hesaplamalarını çok iyi yapan firmalar olmaları gerekiyor. Bu da insan kaynağından geçiyor. Hiçbir firma başındaki sahibinden mütevellit değildir. İyi ekip, iyi takım. Golü atan tanınır ancak o takım ve takımın başındaki ona koçluk eden kişi toplam totalde takım anlayışıyla nihayete götürür. Bir futbol takımında bekte oynayan, defansta oynayan adama 100 defa top gelir ama golü atan, 1 dakika içerisinde golü atan anılır. Bizim işte tamamen tersine toplamı, takımın tamamını ve bunu senkronize eden kişiyi iyi tanımak gerekir. Aksi takdirde bu organizasyon şeması kuvvetli olmayan firmalarla bu dev bütçelerin yönetilmesi mümkün değil. Dolayısıyla seçim yaparken bu kriterlere dikkat edilmesi lazım. Türkiye'de sektörünüzle alakalı pazar payı nedir? Türkiye'deki pazardan önce biraz dünyayı izlemek lazım. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Dubai'de, Katar'da, Fransa'da birçok ülkede esasında facility management dediğimiz iş, yani tesis yönetim işi 100 yılı aşkın süredir var. Hatta buradaki ülkelerdeki bazı firmaların Türkiye'de faaliyetleri de var. Baktığınızda Türkiye'deki pozisyon 20 yıldır aktif. Sebebi kentsel dönüşümün artması, köylerden, kasabalardan metropollere göçün artmasıyla, büyük şehirlere göçün artmasıyla büyük binalara, sitelere ihtiyacın duyulması, güvenli yaşam alanlarına, konforlu yaşam alanlarına ihtiyacın artmasına paralel olarak sektörümüz gelişme göstermiştir. Sektörün çıkış noktası güvenlik hizmetleridir. Arkasından temizlik hizmetleri, teknik bakım işletme hizmetleri ve şu an daha lüks segmentte konsiyaj, yani işte ev temizliği, köpek gezdirme gibi birçok ekstra servisin, ev için teknik servisler gibi birçok servisin gelişmesini sağlamıştır. Ve sektör gerçek doygunluğuna son 2 yıldır, 3 yıldır ulaştı. Ancak önümüz çok açık. Dolayısıyla bahsettiğim süreçte 30 milyon hala daha dokunulmamış binanın olduğunu düşünürseniz pazarda çok ciddi bir pazar ivmesi bekleniyor. Yabancı yatırımcılar bunun farkındalar. Türkiye pazarına Türkiye'deki mevzuatı bilmediklerinden biraz çekinerek geliyorlar ama biz gibi yerli firmalarla işbirliği yaparak, ortaklıklar oluşturarak bu hizmetlerini kendi brandleri, kendi markaları altında Türkiye'de de vermeye çok hevesliler ve arzular. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Türkiye'de 3 konuda herkesin çok ciddi fikirleri var. Fikri olmayan yok. Siyaset, futbol ve site yönetimi, bina yönetimi, plaza yönetimi. Sebep ortak paydamız.
Hepimiz bir futbol takımı tutuyoruz, hepimiz bir görüşe tabiiz, hepimiz bir komplekste oturuyoruz. Bir apartman dahi olsa bir toplu yaşamı paylaşıyoruz veya bir iş yerini paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu alanlardaki görüşlerimizi, fikirlerimizi beyan ederken doğaldır. Kendi yaşam tarzımızı ve standartımızı düşünerek beyanda bulunuyoruz. Ancak hasta olduğumuzda nasıl doktora gidiyorsak, tedavimizi düzenlemesi için bir doktordan yardım alıyorsak, hukuki işlemlerimizde bir avukattan yardım alıyorsak, mutlaka bu komplekslerin yönetimi içinde profesyonel bir uzmandan destek almak ve bu uzmanın altyapısını, iceberg'in alt yapısı gibi düşünün, sağlıklı olup olmadığını test ederek binalarımızı güvenilir profesyonel insanlara teslim etmek gerekiyor. Bunların hangi teknolojiyi kullandıkları, bize neler sunacağını iyi takip etmek gerekiyor. Umarım tüm bizi seyredenler bu söylemimizi dikkate alarak doktor seçer gibi, avukat seçer gibi, mali müşavir seçer gibi komplekslerinin, binalarının, tesislerinin de yönetimlerini uzman kişilere, kuruluşlara bırakmayı tercih ederler. Murat Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza kurumun operasyon müdürü Mehmet Ali Kazancıoğlu Bey ile devam ediyoruz. Mehmet Ali Bey, proje kontrollerini nasıl sağlıyorsunuz? 1988 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldim. Yaklaşık 4 senedir İstanbul'dayım. Öncelikle haftada bir muhakkak projelerimizi, ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Yani sorun olsun olmaksızın muhakkak sitelere ziyaretlerimiz gerçekleşiyor. Bu ziyaretlerimiz biz aslında yerinde yönetime inandığımız için genelde müdahalelerimiz de o şekilde oluyor. Bütün sorunlarımız işletme müdürlerimiz tarafından çözüme kavuşturuluyor. Onların bizim verdiğimiz destek onların eksiklerini kat mülkiyet kanunu gerektiğince müdahalelerimizi yaparak gerçekleştiriyoruz. Şimdi de kurumsal pazarlama ve satış müdürü Pelin Acar Hanım'la birlikteyiz. Pelin Hanım, kurumunuzun hizmet alanlarını anlatır mısınız? Merhaba, ben Pelin Acar. Şirketimizin kurumsal pazarlama ve satış departmanı müdürüyüm. Sektör 15 yıldan beri hizmet vermekteyim. Grubumuz, pazarlamanın tüm dinamiklerini kullanan, CRM odaklı, kendini geliştiren, pazarı geliştiren, iş ortaklarıyla bir bütün olmanın önemini bilen, aynı zamanda markaya ve pazara yatırım yapan, markaya ve pazara yatırım yaparken de hedefe, başarı ve müşteri memnuniyetine odaklı bir grup şirketidir. Grup şirketleri arasındaki tüm entegre sistemini tamamlamış, insana, çevreye duyarlı olması sebebiyle de kalite departmanlarını oluşturmuş, ilgili sertifikalarını da almış bir grup şirketidir. Ayrıca kalite departmanı demişken biraz açmak istiyorum. Kalite departmanı bir şirketin aslında olmazsa olmazlarını oluşturan bir departmandır. Özellikle de tesis, yönetim ve hizmet veren bir şirketse, müşteri odaklı iş ortaklarının kalite departmanını tamamlamış bir şirketten hizmet alıyor olması ayrıca önem kazandırır. Departmanın kalite sistemlerini oluşturması, sertifikalarının tamamlamış olması sistemin entegre edilebilir halini ortaya koyar. Sektör profesyonellerinin arasında kurumsallaşmış şirketlerin birçoğunda kalite departmanı oluşmuş, kalite sertifikalarını almışlardır. Biz de buna önem gösteriyoruz ve biz de kendi kalite departmanlarımızı oluşturduk ve sertifikalarımızı aldık. Fakat sektörün dinamiklerini oluştururken birçok şirket tesis yönetim ve danışmanlık ayağında hizmet vermektedir. İş ortaklarımız kendi hizmetlerini kaliteli olarak alıp alamayacaklarını aslında şirketlerin kalite departmanlarının tamamlanıp sertifikalarının alıp alınmadığına bakarak da yön verebilir. Ve şimdi de kurumun ofis ve idare sorumlusu Günaydın Güzel Hanım'la birlikteyiz. Şirket içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemleri anlatır mısınız? Tabii ki benim adım Günaydın Güzel. Firmamızın kuruluşundan beri çalışmaktayım. Ofis idari işlerle ilgileniyorum. İletişim sorumlusuyum daha çok. Telefonla insanları karşılamak, onlarla diyalog içinde olmak ve ofisin genel idaresinden sorumluyum. İşimi seviyorum, mutluyum. Teşekkür ederim. Ve son olarak kurumun mali işler müdürü Elif Demir Hanım'la birlikteyiz. Elif Hanım, hizmet işleyişinizi anlatır mısınız? İsmim Elif Demir, Cumhuriyet Üniversitesi İşletme mezunuyum. Yaklaşık 7 senedir bu sektörde görev yapıyorum. Şirketimizde tesis yönetimleri mali işler müdürü olarak görev yapıyorum.
Burada yapmış olduğumuz işler site programı olan Apsiyon programı ile beraber bütün muhasebesini, mali işlerini tutmuş olduğumuz sitelerde Apsiyon'u kullanarak bütün mali verileri kayıt altına almak, insanların borçlandırmalarını yapmak, tahsilatlarını yapmak ve sitelerin ödemelerini gerçekleştirmek. Sitelerde yaşayan kişilerin, her şeyden önce biliyorsunuz onların toplanmış olan aidatlarıyla bu bütçeler gerçekleşiyor. İnsanlara yapmış olduğumuz bütçeleri şeffaf bir şekilde aktarmak, yapmış oldukları ödemelerden nerelere kaynak sağladığımızı insanlara aktarmak, herkesin kolay bir şekilde anlayabileceği şekilde raporlar hazırlayarak toplanan aidatların nerelere harcandığını raporlamak. Şirket içinde yapmış olduğum görev bu. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.